Ya arkadaşlar bir diş sağlığı için hastaneye gelmiştim. Dişim ağrıyordu. Hastanenin yanında da Rabbim mi gönderdi bana? Ne yaptı? Böyle ufak bir yavru köpek buldum. Bir yakından göstersene kızımızı. Her yeri uyuz olmuş. Çok kötü durumda. Baksanıza. Acayip hasta yani. Bıraksak burada ölür. Vicdanım el vermedi. Gene de o kadar evlat var da onu da alayım diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yavrumuzu aldık. Eve geldik. Kurban olduğum orada bırakamadım. Dayanamadım arkadaşlar. Çünkü halini görüyorsunuz yani. Her yeri uyuz. Yara bere içerisinde çok kötü kokuyor. Acayip kötü durumda. Yavru. Onu orada bıraksam büyük ihtimalle ölür giderdi arkadaşlar. Millet de görüyor, üzülüyormuş gibi ya bu kafasını çeviriyor. Kimse de bir yardım edeyim, bir sahip çıkayım, en azından bir karnını doyurayım demiyordu. Beni dayanamadım. Vicdanım el vermedi. Baksana şu gözlerini yakından çek. Gözleri bakın hep iltihap, enfeksiyon kapmış. Görüyorsunuz değil mi? Dayanamadım. Ben de sahiplendim arkadaşlar. Rabbim onu bize gönderdi. Benim karşıma çıkardı. Ben de dedim alayım bakayım, bak çok susamış, bak içi yanmış, bak ulan buradaki suyu içmeye çalışıyor, bak iç bakayım buradan. Ya kızım dur kaçma. Şimdi onu iyi bir yıkayacağım arkadaşlar. Temizleyeceğim, eve getirdim çünkü çok kötü kokuyor. Uyuz olduğu için iyi bir temizlemem lazım şimdi onu. Ama çok susamış, bakın içecekmiş. Gel. Gel korkma. Şimdi suyu açtım ya biraz. Korktu ister istemez. Şimdi suyu bir sıcağı aldım. Bir ısınsın, sonra güzel bir yıkayım kızımı. O da bundan sonra bizim çiftliğimizin bir üyesi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sağlığına kavuşturacağım tekrardan onu. Kendine gelecek. Tayfun Demirci farkıyla bu zamana kadar az evlat kurtarmadım. İnşallah bu da en evlatlardan birisi olacak. Değil mi kızım? Gel bakayım. Gel. Hadi dur bakayım. Dur. Baba şöyle iyi bir yıkasın seni. Çok ufak olduğu için dedim onu bu elimin altına alayım. İyi bir yıkayım. Dur kızım bak. Dur. Bekle. Aferin sana. Ağabeyim kaçmaya çalışıyordu. Kaçma bakayım. Gel. Gel. Gel kızım gel. Ağabeyim sana akıllım benim. Dur. Biraz içi yanmış. Susamış bak. Az önce saldım ya. Ya bunun şimdi suyu içmeye çalışıyorum. Ne yaptım? Şimdi iyi bir sabunlayayım. Şöyle kirine mikrobunu iyice bir çıkaralım. Bir kendine gelsin benim kızım. Kız değil mi? He? Kız. Kurban oldum. Nasıl da tatlı. Biraz korktu da. Yapacak bir şey yok daha. İlk defa duş alıyordu hayvan. O yüzden çekiniyor arkadaşlar. Alışacak bakalım. Dur. Hadi gel baba yıkasın şimdi seni. Gel. Dur kızım dur. Aferin benim aklıma. Aferin sana. Bekle. Bekle. Dur tamam bekle. Heh. Oh babası gücü yaptırıyor şimdi. Babanın üstünü batırdım. Bir dur diyorum sana dur. Aferin sana bekle. Bekle bakayım, kurban olduğum, dur bir dur. Heh. Aferin. Çok haylaz, çok. Ben kendine gelsin, belli çok yaramaz olacak arkadaşlar. Üstüne de pideler uçuşuyor, baksana. Şimdi götürdükten sonra iyi bir ilaçlayacağım onu. Pidi piresi için. Ondan sonra Allah izin verirse bir şey kalmaz. Heh, şu tatlıya bak. Gidecek. Bebeğim, ne yapıyorsun sen? Yıkanıyordun bak. Oh! Vereyim babası. Aferin. Dur. Şimdi kızıma güzel bir bıcı bıcı yaptırdım arkadaşlar. Maşallah tertemiz oldu. Değil mi kızım? Biraz zorladı beni. Çünkü dediğim gibi ilk defa banyo yaptığı için çekiniyor değil mi biraz? Bebeğim. Kurban olurum ben sana. Aferin benim tatlı kızıma. Aferin ona. Bak gözleri iyice temizlendi. Şimdi bunun gözlerine ben göz damlası kullanacağım arkadaşlar bir hafta. Çünkü gözleri mikrop kapmış. Bir vücudunda enfeksiyon vardır diye gene ne olur ne olmaz bir antibiyotik vururum. Bir iç parazitlerini yaparız, dış parazitlerini yaparız. İçindeki kurtlar, pireler, keneler için. Güzel bir bakıma alırız onu. Ondan sonra da parazitten sonra da inşallah gider gençlik aşılarını yaptırırım. Kendine gelir değil mi benim kızım? Hı, bak ne güzel koktu şimdi gördün mü? Şuna bak. Tüysüz kediler var ya aynı onlara benzemiyorum arkadaşlar. Öyle tüysüz, böyle korkulucu duran kediler var ya, aynı onlar gibi. Şimdi biraz panik yaptı da kendine gelecek. Hadi bırakıyorum seni tamam. Şimdi ben birazdan dediğim bir kurusun, bir iki saat sonra onu çiftlikte yerine hazırlayacağım. Bakalım çiftlikte evlatlarla da tanıştırırız. Orada da kaldığımız yerden devam ederiz değil mi bebeğim? Nasıl çekiniyor şunu ya? Baksana işi ya. Şıddılar bak. Şu tatlılığa bir bak. Öpsün baba seni. Akıllı bebeğim benim. Kurban olurum ben sana. Aferin sana. Kafası da yara olmuş herhalde bak. Üstü bakın yara olmuş arkadaşlar. Beni taş mı attı? Ne yaptı bu kurban olduğuma? Kızarım ben onlara, tamam mı kızım? Aferin sana. Arkadaşlar şimdi yavrumuzu aldık, çiftliğe geldik. Şimdi dediğime bakmayın, bugün ertesi günü. Dün çiftliğe getirdikten sonra video çekemedim size. O da bu tayfa sağ olsun. Bak aslanlarım benim, gene video çektiğimi duydu ya. Hepsi geldi benim bebeklerim. Vallahi arkadaşlar bu yavru bize numara yapıyormuş. Ben size söyleyeyim bak. Dün bunu çiftliğe bir getirdim. Tabii köpeklerin hepsi yabancı bir köpek sürüye geldiği için, yaklaştığı için hepsi havlamaya başlamıştı. Ama siz bunu bir görün ha. Bunda gram korku yok. Lan hepsine nasıl bağırıyor? Çen 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 çen. Hepsi yavrumuzu avlıyordu arkadaşlar. Yavrumuzu avlıyordu. Bizim yavru onları avlıyordu. Hiçbirinden korkmuyor, çekinmiyor. Değil mi bebeğim? Hele şunun şu tatlılığına bir bakın siz. Arkadaşlar normalde biliyorsunuz çiftlikte evlat sayımız çok fazla. Ne oldu kızım? Buradayım. Tamam bekle. Normalde asla ve asla bir köpek almayı düşünmüyordum ben. Fakat onu orada hastanenin orada bu şekilde görünce vallahi billahi vicdanım el vermedi arkadaşlar. Yani hayvan bildiğiniz uyuzun hastalığın içinde. Ufacık bir yavru, millet görüyor, kafasını çeviriyor. Kimse umursamıyor. Aç mı, tok mu, bir sıkıntısı var mı? Onu almasam orada ölürdü. Yani ben de biliyorsunuz bu konuda hayvan konusunda çok vicdanlıyım. Onları öyle gördüğüm zaman dayanamıyorum. Elimden ne geliyorsa elimdeki imkanlarla onun için bir şey yapmaya çalışıyorum. Onu da bırakamadım orada. Dedim o bana... Kaçtı! Çık! Ne yaptın? Kaybol bakayım. Şşt. Bak kızarım sana ha. Kızım gel. Gel o sana havladı, gel korkma gel. Gel bebeğim gel. Ona bakma sen gel. Gel gel aferin kızıma. Tayfun ona havlayınca bir korktu arkadaşlar. Tayfun dedi herhalde ona çok konuşma sen sus diye. Isırmadı yani merak etmeyin. Onu dediğim gibi o şekilde bırakamadım. O dedim bana Rabbimin emaneti hediyesi. Onu bana gönderdi. Bizi bir imtihana soktu. Onu da almasak orada olmazdı yani. Onu almasam orada bıraksam eve gitsem kafamı rahat koyup yatamazdım yani emin olun. O yüzden de çok mutluyum. Bak şimdi kızımızı bu kafese yerleştirdim ben. Daha tedavilerini yapmadım. Dün evin işini yıkadım biliyorsunuz iyice bir. Oraları tam gösteremedim size de. İdare edin. Gözü güzelce bir temizledim. Kızım gel bakayım. Sizden de bir ricam var bak. Sizler de sokakta biliyorsunuz o kadar yaşam mücadelesi veren, yaşam savaşı veren insanlar tarafından dışlanan, taşlanan birçok hayvan var. Gördüğünüz zaman bari alamıyorsanız bile bir Allah rızası için bir önlerine yemek koyun. Gidin bir marketten sosis, salam, sucuk bir şey alın, bir verin. Su koyun hiç yoktan. Bir sahip çıkın evlatlarımız arkadaşlar. Onlar bize Rabbimin emaneti. Durun bakayım kızım gel bakayım buraya sen gel. Gel emin olun insanlardan bin kat daha hayırlı arkadaşlar. Gel kızım bakayım buraya. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun bebeğim? Dur şu kapını kapayalım bakalım. Hele şu kızımız şu tatlılığına, minikliğine bir bakın. Babası bunu orada nasıl bıraksın? Nasıl vicdanı el versin bu adamın? Nasıl? Kurban oldum. Gözleri enfeksiyon kapmış. Vücudu enfeksiyon kapmış. Hayvanın vücudunda tüy kalmamış. Her yerini pire sarmıştı. Uyuz içindeydi. İnşallah babası onu iyileştirecek. Tabii şöyle bir şey var. Karam'ın videosunu izleyenler burada mı? Karam'ı ilk aldığım zaman da biliyorsunuz el kadar da. Bak Karam burada kalıyordu. Karam'ı da taşıdım. Gelin onun yanına gidelim. Karam'ın da videosunu izleyin. Karam'ı da ben sokaktan ilk buraya taşındığım zamanlar bulmuştum. Aynı uyuz içindeydi. Çok kötü bir durumdaydı. Ondan sonra Karam'ı da aldım. İyileştirdim onu da. Bak şimdi nasıl bak. Zıpkın gibi benim kızım maşallah. Değil mi kızım? Zaten bazıları Instagram'dan yazmış ona o Karam'ın sarı hali diye. Hatta Karam'ı ilk aldığım zaman onu bu kafese yerleştirdim de o videoyu izleyenler bir Karam kafasını tellere sıkıştırmıştı. Çen çen bağırıyor. Dün bunu da koydum kafese. Bir baktım aradan 10 saniye geçti. Kafayı soktu telden aynı çen çen bağırıyor. Karam'ın aynısı yani bildiğiniz. Zaten kendisi de ufak olduğu için bu fino boyu da fazla çıkmaz. Yani ben iyileştirdikten sonra sahiplendirir miyim, sahiplendirmez miyim bilmiyorum. Ona da bir iyileşsin de ondan sonra karar veririz arkadaşlar. Ben de alıyorum, bağlanıyorum. Sonra kimseye veresim gelmiyor. Ama bakacağız değil mi kızım? Ya ben böyle çok köpek alırım ama aldıktan sonra iyileştiriyorum. Sonra kimse almak istemiyor arkadaşlar kırma köpek diye. O yüzden de el uzatasım gelmiyor her seferinde. Çünkü kimse almıyor kardeşim. Ben kendi başıma burada 30'luk geçkin hayvan bakıyorum. Bu zorluklarda, bu şartlarda yani elimden geldiğince. Bu genç yaşımda hayatımı, ömrümü onlara vermişim. Gecem gündüzüm evlatlar için bir mücadele içerisinde. Ne gezmem var, ne bayramım var, ne bir şeyim var. Tamamıyla onlar için yaşıyorum. Ama iyileştiriyoruz. Kimse istemiyor. Yapacak bir şey yok. Ben her şeyi göz önüne alarak aldım kızımı. İnşallah iyi olacak ama şu yakından çek şu masumunu. Allah'ım yarabbim, o senin gözlerini yer baba, yer. Canım benim. Şimdi bunun uyuz olduğu için diğer köpeklerle temas etmemesi gerekiyor arkadaşlar. Normalde çiftliğe böyle bir hayvanı sokmak çok riskli ama yapacak bir şey yok. Onu diğer evlatlardan uzak tutacağız. Şimdi bakın, ona ilaçlar aldım ben dün. Gelin şimdi ilaçlarını bir yapalım onun. Kızımızı bir kendine getirelim. İnşallah ondan sonra iyi olacak değil mi kızım? Hatta gelin tavukların orada yapalım, gel. Tavukların orada bir şey olmaz. Hem tavukların orada bir salayım onu. Koşsun bakayım da tavuklara bir şey yapacak mı merak ediyorum. Sizler de o sırada beni kırmayın. Lütfen destek olmak için şu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir de abone olun, gözünüzü seveyim ya. Ha bak, şeyi unuttuk, dur. En son videoda da biliyorsunuz en çok yorum atan kişilerin yorumlarını videoda paylaşıyordum. Bu videoda da aynısını yapacağım. Şu anda en son videoyu en çok yorum atan 3 kişinin ismini görüyorsunuz. Sizler de benim yorumum videoda çıksın isterseniz aşağıya bol bol yorum atın arkadaşlar. Kızım hadi gez bakalım sen canım benim. Hele şu aşkımın minikliğine bak, zayıflıktan karnı içine çökmüş, bacakları çubuk kraker gibi kalmış. Kızım benim gel. Gel buraya gel dedeciğim. Dedeciğim gel. Bak nasıl mutlu oldu, görüyor musunuz? Hastanenin orada bildiğiniz korkuyordu. Çok kötü bir haldeydi. Gel. İşiyor musun sen? Şimdi bak hayvan kendine geldi ya. Özgüveni yerine geldi, mutlu oldu. Kızım sana bir şey söyleyeceğim. Bak beni iyi dinle. Gel yanıma. Dur bir tuvaletini yapsın. Bak ona çok güzel bir şey söyleyeceğim şimdi ben. Maşallah kızım ne yaptın be? Ufacık yavrusuna hala tuvalet yapıyor maşallah ya. Heh kızım gel. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bak beni iyi dinle. Vallahi düşebilecek en iyi kişinin eline düştün. Haberin olsun. Ciddi söylüyorum bak. En iyi kişinin eline düştün kızım. Biliyorsun, farkındasın değil mi? Baba şimdi sana güzelce bakacak. Şimdi arkadaşlar kızımıza neler yapacağız? İlk önce dur kızım bir dakika. Bit pire kenesi için, bunların gelmemesi için ona bir dış parazit uygulayacağız. Ondan sonra cırma gözlerindeki enfeksiyon için dün antibiyotikli bir göz kulak damlası aldım. Gözlerine damlatacağız enfeksiyonun geçmesi için. Ondan sonra dur kızım bir dakika dur, yerim seni yer. Lan dün hastanenin orada gariban hiç sesi çıkmıyordu, bak şimdi nasıl oynuyor. Dur seninle bir oynayayım ben, gel. Kızım gel. Gel yesin baba senin o gözlerini yesin. Nasıl yatıyorsun hele sen? Hele sen Allah'ım yarabbim. Yerim o göbeğini senin. Heh nasıl güzelsin sen. Prensesim beni. Bu arada ona da bir isim koyalım arkadaşlar. İsmi ne olsun? Ama biliyorsunuz güzel bir isim söyleyin bana. Hani çok önceden Umut vardı. Umut'u da ben Feşrum'dayken kurtarmıştım. Onun için elimden geleni yaptım. Sonra onu iyileştirip sahiplendirmiştim arkadaşlar. Umut'u da ismini niye Umut koydum? Onu sokaktan kurtardık. Diğer sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlara bir umut olabilmesi için bu kızıma da böyle sizden güzel bir isim bekliyorum. Anlamlı bir isim bekliyorum yani. Şimdi onun haricinde ona bir tane Next Guard aldım. Bu Next Guard dediğiniz ne? Vücudundaki uyuzu geçirebilmek için arkadaşlar. Ben köpeklerimde uyuzu geçirebilmek için bunu kullanıyorum. Çok da güzel bir ilaç. O kadar da pahalı bir ilaç. Ama yapacak bir şey yok. Kızım iyilesin de parası mühim değil, değil mi kızım? Şimdi bakın bunu bir şöyle içinden çıkaralım. Böhrünger'in çok kaliteli bir ilaç arkadaşlar bu maşallah. Çok da güzel fayda ediyor. Kızım gel bakayım gel. Bak bunu, bu şöyle bir şey. Bunu köpek kendisi yiyor. Tamam mı? Kızım gel. Bakayım yiyecek mi? Aha. Ye bakalım onu. Ye bakalım onu. Aman dökme, kaç para verdim ona, ziyan etme parçalarını. Yesin bakayım. Biraz sert ya. Hadi ye kızım ye. Ye sakın dökme. Hadi izliyorum yerken ye. Aferin kızıma bak. O tatlılığa bak. Dişleri de kırmıyor ki hayvanım be. Bana kırıp mı verseydim? Aslında da en küçüğünü aldım da. Hadi kızım dişlerin kessin, bastır biraz hadi bakayım. Gözlerine baksana ne aldı ya. Canım benim, kıyamam ben sana bebeğim. Ha gayret be, ye mübareğim çocuğu, ne ağız varmış sende, hadi bakayım. Heh, yedin mi? Hadi bakayım ye artık. Heh, bir tane parçası elime düştü. Bu yüzden elimi orada tutuyorum arkadaşlar. Bunun hepsini yemesi lazım ki fayda etsin diye, anladınız mı? Aha yedi. Şunları da ye. Aferin kız sana zilli. Aferin bunu da ye. Oy 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 benim kızım akıllı akıllı. Şimdi onu iyice bir yiyorsun, tamam mı? Yedin mi? Tamam yedi, o güzel. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Neye? İlaçlarını bir yapalım. Sonra salacağım. Hem de bugün size tedavi için yol göstereyim. Sizin de başınıza böyle bir evlat gelir. Ne yapmanız gerektiği için yol gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle göz damlamı, sıra geldi göz damlasına abi. Gözlerindeki enfeksiyonu geçirebilmek için sabah akşam da bu göz damlasını yapacağız arkadaşlar. Bu açık değilmiş. Dur şunu bir dakika, bunun kapağı da açılmıyor muydu? Yok. O insan için olan da. Dur bakayım. Şunun bir ağzını açayım arkadaşlar. Oo. Açalım derken elimizi yardık abi. Olacak iş değil. Vallahi elimizi yardık. Gördün mü? Bak. Neyse olsun. Kızım gel seninle kan kardeş olarak gel. Şimdi bunun bu ağzını kestim arkadaşlar. Gözlerine güzelce dökeceğiz. Dur kızım bakalım. Bir dakika ama bir bana müsaade etmen lazım. Dur. Tamam, buraya döktük. Tamam, o gözüne de döktük. Aferin benim kızıma da, elim çok fena kanadı arkadaşlar ya. Neyse kanasın, yapacak bir şey yok. Kızım kanlarımı da sana sürdüm. Kafam gözüm kan oldu da idare et, tamam mı? Şimdi bu da tamam. Sıra neye geldi? Sıra neye geldi kızım sıra? Nasıl bakıyor bana? Lan yeni başladı tipini. Duydun mu? Kılıksız. Bekle bakayım. Sıra geldi dış parazitini yapmaya. Dış parazitini de yapacağız şimdi bit pire gene gelmesin diye. Tamam kızım gel. Gel bakayım gel. Şöyle. Boynundan. Kuyruk sokumuna. Bacak altlarına tamam. Aferin benim kızım. Akıllı maşallah. Maşallah maşallah. Dış paraziti de tamam arkadaşlar. Bunu kapağını nereye koyduk? Şimdi ilaçlarımızın hepsini tamamladık. Şu anda çok şükür sıkıntı yok. Bundan sonra da arkadaşlar tamamlamasını bekleyeceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Dün beni benim veteriner aradı. Herhalde daha önce bunu birisi sokakta almış, veterinere götürmüş. Demiş tedavilerini yap ondan sonra sal sokağa diye de. Yapmış tedavide hiçbir şey, gözle görülür bir şey yok. Hala aynı arkadaşlar. Yani düzenli bakılmadığı için, geri sokağa salındığı için gene hasta olmuş hayvan. İç parazit falan verme dedi ona. Gene ben bir vereceğim iç parazit. Dozunu biraz az tutacağım. Şimdi iç parazit yok yanımda. Onu da alacağız. Kızım gel bakayım. Gel. Aferin bebeğim. Aslında seni burada bırakayım da sen tavukları koru. He? Ne dersin? Tavukları koru. Bak bak horozu ne yapacak merak ediyor. Bak bak. Horozun yanına git bakayım gel. Gel koş. Horoz ne yapıyor bak. Bak. Horoz senden büyük vallahi ha. Duydun mu kız? Yok onlara bir şey yapmadı. Ellemedi. Hadi gel. Gel. Gel koş. Koş. Aferin benim miniğim gel. Aslan sen burada kal ya. Vallahi diyorum. Hiç seni kafese koymayayım ben. Tayfun. Bak sana kızarım ha. Geç bakayım sen şımarma. Tayfun onlar niye havladı? Dün böyle yapmamıştı arkadaşlar. Şimdi yaptı şaşırdım. Herhalde çok bağırıyor diye. Kafası mı ağrıdı? Uyardı mı onu? Ne yaptı acaba? Gel kızım. Gel. Aslında ne diyorsunuz? Onu burada bırakayım mı arkadaşlar? Tavukların yanına kalsın. Kızım gel tavukların yanına gel bakayım gel. Tavukların yanına git bakayım ne yapacaklar. Koş. Hadi tavuklarla oyna. Hemen de alıştı bana değil mi? Baksana ya o raptor nasıl bakıyor. Raptor vurmasın sakın sana. Bak. Tavukları koparama tamam mı? Bundan sonra sen tavukları sansardan, gelincikten koru kızım. Tamam sana o görevi veriyorum. Sen bunu layıkıyla başarırsın. Tamam bebeğim. Hadi gel. Vallahi nasıl mutlu. Bana buraya geldi ya nasıl mutlu bak. Kurban olduğum benim ya. İşte ona sahip çıkacaksın ya bu alacağım. Bana diyor bazıları niye cins köpek bakmıyorsun? Niye öyle kırma köpeklere bakıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Ya arkadaşlar benim için bu hayatta en mühim şey böyle yardıma muhtaç, çaresiz anladın mı? Böyle hayvanlara sahip çıkmak, onlara yuva olmak, iyileştirmek, onlara bir evlat niyetine bakabilmek, ömrünü güzel geçirmesini sağlayabilmek. Ben bunlarla mutlu oluyorum. Bak gel. Şimdi diyeyim bana öyle çok cins köpek mi alsam mutlu olurdun? Böyle bir köpeğe sahip çıktığın için mutlusun. Böylesine bak hayvan nasıl mutlu oldu? Dün ne haldeydi bugün ne halde? İnsan bunun o masumluğunu görünce nasıl mutlu olmasın? Gözünü seveyim. Ben bununla mutlu oluyorum. Ben bununla gurur duyuyorum. Ben bununla onları oluyorum. Bak ona bir yuva olduk değil mi kızım? Şimdi tabii diğer köpeklerle dediğim gibi temas etmeyecek. O kalsın burada. Tavuktan araya bırakıyorum bunu. Burada geçsin. Birkaç saat takılsın burada da sonra gene kaparım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Belki ben başlarında değilken kaçarım açar Allah korusun o yüzden. Ama şimdi tavukların burada takılsın. Şişt, yeme bakayım onu. Tavuk pisliğini yiyor bak. Hele şu köpeklerin de öyle bir huyu var. Tavuk pisliğini niye yiyorlar ben anlamıyorum bunları ya. He? Çok mu beğeniyorsunuz onu? Hey kızım, cimcime. Cimcime. Bak bizim köpekler nasıl bakıyor bak. Hele bu Tayfun'a yanaşma, bu canavar kızım. Bu manyağı zaten tipinde ayrı yok. Bak şunu tipe baksana, canavara benziyor, korkutucu. Bak bak bu sefer de çekiye saldırdı bak. Tayfun, sen bu sıra çok gergin oldun bak, sen böyle değildin, akıllı ol. Ben sana kavga etme dedim. Akıllı ol dedim, usludur dedim, tamam. Gelin şimdi biz dışarıya çıkalım arkadaşlar. O da bir dursun bakayım burada ne yapacak. Geçin bakayım. Hayır gençler. Kızım sen dur burada, tamam. Bekle, şşt kaplan durun bakın, hepiniz merakınızdan öldünüz ya. Hele benimkiler nasıl meraklı, bak hele şu tiplere. Gelin. Gel. Tayfun, elleme dedim onu sana. Gece sevdin mi onu? Aslında bak gecenin de gözlerinde sıkıntı var. Bu da gözleri de mikrop kaptı. Gecenin gözleri de birazdan o şeyden sıkayım. Bak kızı görüyorsunuz mu bak. Tayfun, çık. Hadi. Geç oraya. Sinirlenme beni. Hadi lan. Hadi bakayım. Kaybol. Bak beni görmeyince ağlıyor bak bak. Kızım gel buradayım gel. Gel istiyor onu, kucağıma alacağım devamlı. Yanıma alacağım, birlikte yatacağız. Gel gel buradayım burada. Kızım. Nereye gidiyorsun gel. Oo buradayım gel. Bak bak nasıl koşuyor. Gel. Seni bırakmayayım mı orada? He? Benden ayrı kalmak istemiyor musun sen? Bak görüyor musun nasıl ağlıyor bak. Ya yerim o senin gözlerini yer, tamam aşkı. İlla devamlı yanımda olacak. İşte onu buraya şimdi bırakırsam kaçar oradan. Açık bir yeri bulur kaçar. Tamam gece. Gece de kıskandı onu. Gece de beni sevdi. Bak hele. Hey kızım. Hadi gelin bakayım gel. Aşa gelin. Tamam kızım alış bakayım biraz. Devam lan. Tayfun. Sen çık. Çık dedim sana. Çık dedim sana. Hayır. Geç oraya. Ya Tayfun bir şey yapmaz da. Bağırıyor, hayvanı ürküyor arkadaşlar. O yüzden. Tayfun geç. Geç. Hayır. Sözümü dinle bak, kızacağım sana. Bak kızacağım sana. Dur hadi alayım o kızı da oradan arkadaşlar dur. O şimdi oradan kaçar ben gidince. Kızım gel. Gel gel yiyelim o senin gözlerini gel. Biraz alış şu yüzün geçsin. Ondan sonra seni de salacağım, tamam mı? Onu da salamayız ki Faysal gelir üstüne basar manyak. Faysal öyle ufak köpekler öyle yapıyor ya arkadaşlar. He kızım. Şimdi gelin arkadaşlar kızımızı tekrardan kapatalım. Tamam mı kızım? Kafeste duruyorsun tamam. Kurban olur ben sana. Bak nasıl sıcakları. Şimdi tipe bak. Allah'ım yarabbim. Çok tatlı ya. Vallahi billahi acayip tatlı ya. Hades. Yeni kızımız hayırlı olsun. Gene döktürmüşsün sen de oraya. Heh, bakla bakayım. Bakla bakayım. Ne oldu? Çok temas etmemeleri lazım şimdi. Onlara da bulaşır o yüzden. Kızım hadi bakalım. Kafesini alıyorum seni. Tamam. Geç bakalım oraya. Aferin sana. Heh. Tamam. Kal tamam mı orada? Bebeğim. Yandın bak orada. Tamam. Aferin sana. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bakalım Allah izin verir. İyileşir. Ondan sonra da sahiplendirmeyeyim, sahiplendirmez miyim karar vereyim. Şimdi iyi bir elimi yıkayacağım. Çünkü uyuz olduğu için ona temas ettik ya. Diğerlerine etmememiz lazım o yüzden. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzun da burada sonuna gelelim. Kızımız gene avlamaya, çenlemeye başladı. Devamlı yanımda olmak istiyor. Bak gene kafayı soktu bak. Kızım kafanı sokma oralara. Tamam mı? Akıllı ol bakayım. Kuyruğa bak kuyruğa. Minik prenses. Ne oldu? He, ne için? Devamlı yanımda mı olacaksın? Hın hastanenin önünde sesi çıkmıyordu. Buraya geldi bak bak nasıl açıldı daha. He. He. Tamam tamam buradayım ben. Tamam kızım. Aferin sana. Haydi arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın da kızım sen de. Hadi bakayım. Esen kalın dostlarım.